Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Levla mufarakatul ahbabi ma vecedet lehel meneya ila ervahina subulena. Yani, çok da ilginç bir yer. Eğer dostlardan mufarakat olmasaydı, dostlardan dostluk denilen bir şey, yani insan dünyada tek olsaydı, mufarakat yani dostlardan ayrı olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın. Ne demek? Demek en ziyade insanı öldüren ahbaptan mufarakattır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da rahatsız olduğu zaman insandır. Zannediliyor ki rahatsız olmuyordu. Hayır. En büyük zatlar büyüklüğünün özelliği insan yani halkın, toplumun, milletin karşılaşacağı hastalıkları, sıkıntıları ilk önce onlar muhatap oluyor. Onu alemlerinde gözlüyorlar, sonra çare üretiyorlar. Ustad ona şöyle bir misal veriyor. Bunu işareteceğiz anlatırken. Ovalar su alırken diyor dağdan, dağlar ise diyor fırtına, kar dolu tipi orada olur. Yani kar tipi tepeleri olur. O kar tipi dolu aşağıya yağmur olarak kendisini ifade eder. Halk ova insanı kabul eder. Büyük insanlar, peygamber ve onların takipçileri dağ gibidir. Bazıları tepe gibidir. Bazısı dağ gibidir. O tepeler fırtınayı alır, etbağına suyu verir. Onun için bunu şeyde anlatıyor. Kalım Mesnevi Nuriye 83'te Katre'nin zeylinin sonunda anlatıyor. Şey başında alır. Katre'den sonra Katre'nin zeyli başlamadan, Katre başlamadan mukaddemenin sonunda anlatıyor. Diyor ki insanların diyor akıl ve kalple muhatap oldukları sıkıntıları ilk önce Rabbim bana muhatap etti o yolda. O çektiğim şeyler diyor, dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Onlara diyor bulduğum reçeteleri diyor gösteriyor. Onun için bu tür halleri onlar yaşamamış olsaydı bunları ifade edemezlerdi. Edilemezdi zaten. Nakil olurdu. Nakilde belli zaten. İslam dünyasında bu mevzular ele alınmamış. Mesela Haşif mesela onlardan bir tanesi. Ama akıl hakim olduğu için bu asırda o akla hitap ve doyurulması gerekiyor. Yoksa aklını çıkarıp atamazsın. Devamlı kemirirdi. Yani hem cehennem hem akılsızlık. Yani aklın kabul etmediğini akıllar diyor ki öyle iman et. Etmesin cehennem var. İki tanesi şey arasını sıkışırdı. Şimdi bunu da ustad kendisi yaşıyor. Eğer dostlardan mufarakat olmamış olsaydı. Lemalar 248'den okuyorum. Ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın. Demek ki en ziyade insanı öldüren ahbaptan mufarakattır. Resulullah'tan misal vermiştik. Sıkıldığı zaman demiştik niye sıkılıyor? Mukadder sorusuna cevap olduğu. Dağıtmıyorum. Mukadder soruydu. Sıkıldığı zaman üç şey yaparmış. Bir, Münacat-ı Rahman, Tilavet-i Kur'an, Münacat-ı Rahman, Sohbet-i İhva. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a giderdi. Rahat ya Ebu Bekir dermiş. Tilavet-i Kur'an yapardı. Bir de Münacat-ı Rahman olan namaz kılardı. Namaz kılardı. Üç şey yapardı. Bize nedir o zaman? Örnektir. Sıkıldığın zaman üç şey yapacaksın. Bir, Münacat-ı Rahman, onun en camisi namazdır. Gözümün nuru diyor. İki, Tilavet-i Kur'an. Üç, Sohbet-i İhvan. Sohbete gideceksin, derse gideceksin. Başka yöntemi yok. Bugün camide çıkarken hocam nasılsın dedi. Vallahi kötü olmaya hiç zamanım yok. Hakikaten yok. Oradan oraya, oradan oraya. Kötü olmak için düşünmek gerekiyor. Nasıl düşüneceğim zamanım yok.
Böyle düşüneceksin ya, öyle mi gitti falan. Çünkü düşünceler hisleri oluşturur. Hisler de kasları, lifleri, bezleri aktif eder. Ya kendini kötü hissedersin ya iyi hissedersin. Onun için kendini kötü hissetmen için kötüyü düşünmen lazım. Düşünmeden his yoktur. Demek en ziyade insan öldüren ahbaptan mufarakattır. Evet, hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamış, ağlatmamış. Ya bu Abdurrahman'ın vefatı, Ermeni mahallesi, hani Van'a çıkıyor olay bu, ben ortadan girdim de, Van kalesine giriyor. Ermeni mahallesinin dışında hepsi, Van'ın bütün Müslümanların haneleri tahrip edilmiş gördüm. Benim kalbim en derinden sızladı, o kadar dikkatime dokundu ki binler gözüm olsaydı beraber ağlayacaktı. Ben gurbetten vatanıma döndüm, gurbetten kurtuldum zannediyordum. Vay sefa, gurbetin en dehşetlisini vatanımda gördüm. Bize de ne veriyor burada? Çok önemli, çok önemli ama ayrıntı değil, asıl. Vatan ve gurbet Almanya, Türkiye falan değil. Vatan Türkiye, gurbet Almanya değil. Ve asıl vatan enfusidir, içsel yapıdır. Burada onu işliyor. Ya, gurbet ise, yabancı ise dışta yaşamaktır. Kendini unutmaktır. Kendine barışık olmamaktır. Kendini sevmemektir. Bak burada onu söylüyor. Çok tuhaf değil mi? Yani gurbetteyiz. Abi o zaman enfusi dersi geçeceksin. Diyor ki Üstad, Mesnevi Nuriye 147 ateş bastı hemen. 147'de diyor ki, enfusi tefekkür ederken inceden inceye, derinden derine tetkikat yap. Afaki tefekkür yaparken icmali gez. Hakikat yolu budur diyor. Şimdi bak burada gurbetle vatan asli bize tanımlıyor. Gurbetle vatan asli tanımlıyor. Neymiş o? Vay sefa, gurbetin en dehşetlisini vatanımda gördüm. Ben gurbetten vatanıma döndüm. Memleketine gitti aldı. Gördüm ki gurbetten kurtuldum zannediyordum. Vay sefa, gurbetin en dehşetlisini vatanımda gördüm. Sonra nasıl kurtulacağını anlatıyor aşağıda. Gördüm, 12. ricabası geçen Abdurrahman gibi ruhumla pek alakadar üzer talebelerimi, dostlarımı kabirde ve o ahbapların yerlerini harabezar gördüm. Eskiden beri hatırımda olan bir zatın bir fırkası vardı. Tam manasını göremiyordum. O hazin leva karşısında tam manasını gördüm, fıkra budur. Levla mufarakatul ahbabi ma vecedet lehel ma menaya ila ervahina subulena. Eğer dostlarda mufarakat olmasaydı, yani alemin boş, sohbetin yok, davan yok, sen gurbettesin kardeşim, istersen Mekke'de ol, istersen köyünde, doğduğun yerde ol. Bak, dostlarda mufarakat olmamış olsaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın. Demek ki insan en ziyade öldüren ahbaptan mufarakattır. Biliyorsunuz ki ahbabın en camisi Kur'an-ı Kerim'de ayetle dost Allah'tır. Dost istersen Allah yeter var ya. Evet, hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamış, ağlatmamış. Eğer Kur'an'dan, bak şimdi yalnızlık nasıl gideriliyor? Memleketine gitti, daha yalnız oldu. Gurbetteydi, yalnızlık ateşi vardı. Van'a gidiyor, Ermeni mahallesi hariç, kendi bütün talebelerime desin, ahbapların olduğu hepsi yok olmuş. Bir baktı ki en şey acayip gurbeti kendi vatanında yaşadı, içi yanıyor. Sonra çareye bakın, dikkat edin. Ya burada bir tanımlama var, içini doldurma var. Bir olayı, yani Kur'an'da kıssalar var ya, peygamber kıssaları. Kısa var burada, kısa. Yani yanıyorsun, için şey yapıyor, sevdiğini kaybettin, para işi yaptın, ne bileyim yani, ne derdin var? İçine bunu koy bak şimdi. Nasıl dindirmiş bunu? Burada Ahmet vardı, ötekisi Hüseyin var. Kur'an'da Yusuf Aleyhisselam var, burada Said Nursi var. Sen de Ahmet Mehmet varsın yani, olayı da sen koy. Nasıl içi yanıyor ki delikanlının? Seviyorum seni diyor, kız diyor ki ben seni sevmiyorum, hadi intihar ediyor. Nasıl bir alev var? Niye? Şimdi çareye bak, içini dolduruyor. Kur'an'dan, imandan
medet gelmemiş olsaydı. Kur'an ve iman. Tamam mı? Böyle okuyun ne olur ya. Kısa ya bu. Kur'an'ın kısası gibi yani. Bir tarih olayı anlatmıyor. Peki direkt anlatsaydı Kur'an ve iman çok değerlidir. Böyle olmazdı. Kur'an da hadiselerle anlatıyor. Direkt hükmü getirse de Yusuf'u anlatmamış olsa anlaşılmazdı. Direkt bir senede Kur'an inseydi gene olmazdı. Hadiselere göre gelmesi insanı yapılandırmak içindir bir manası. Hadiselerle insan kavrar. Merdiveni bir anda çıkamaz. Ya sonunda bebek pirzola yemeyecek mi bu adam? Şimdi pirzola. Ahmet kardeşim sen pirzola yersin. Sen doğduğun zaman sana büyüdüğü zaman nasıl pirzola yiyecek diye yedirseler şimdi yaşar mıydın? Pirzola yenir mi o zaman? En son yiyeceğin şimdi yenilir mi kardeşim? Kur'an'dan, imandan medet gelmeseydi. Ha, çareye bak. Kur'an ve iman. O gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracak gibi tesirat yapacaktı. Uçuracak. Tarihçi hayatta geçiyor tek bir yerde. Eğer dinim intihara müsaade etmemiş olsaydı, intihar müsaade etmeseydi, yani etmiyor. 222 tarihçe bak, 222 mi? Evet abi. Eğer etmiş olsaydı, dinim intihara müsaade etmiş olsaydı, bugün sahip toprak altında idi diyor. Ne kadar azap çekiyor, bak intihar ha! Ya ne diyor ya Said Nursi Hazretleri'ne bak, Kustada bak, intiharı düşünüyor. Evet, dini müsaade etseydi bugün Said toprak altındaydı diyor. İntiharı dini müsaade etseydi diyor. Bu olay olmuş, şu içi yanıyor. Neyle? Gam, keder ve hüzün. Bak, gam bir tanesi aklidir, bir tanesi kalbidir, bir tanesi ruhidir. Ruhumu uçuracak gibi tesirat yapacaktı. Çare nasıl yangın söndürdü? Kur'an ve iman. İmanın da iki tane kolu, üç tane iman var. Kuvvet iman, nur iman, şuur iman bir de. Kuvvet iman mazi tamir ediyor. Mazinin derelerindeki hüzün ve gamlara kuvvet imanla girebiliyorsun. Giremezsin başka. İmanın varsa giremezsin. Kuvvet imanı varsa girersin. Orayı tamir edersin. Nur iman ise nur ışıktır, önünü gösterir. Gelecek korku dağlarını o aştırır. Yani ölüme karşı kanserim, yaşlıyım, ağrıyorum, bilmem ne yaptı, kapçaktı, şey yaptı. Onlara çare nur iman. Başka şansın yok. Şuur iman ikisini de kapsar. Eskiden beri şairler şiirlerinde ahbaplarıyla görüştükleri menzillerin mururu zamanla harabergahlarına ağlamışlar. Yani eskiden şairler şiirlerini yani nasıl yapmışlar? Ustadını, hocasını, teyzesini, babaannesini, ninesini, tamam mı? Ebe diyorsunuz değil mi? Ebesini, o doğduğu, büyüdüğü, büyütüldüğü yer, yemek yediği yerler giderlermiş böyle. Bir an olmuş ya, şimdi köylerde de var. Bakarlarmış öyle, bir hüzün şey yaparmış. Şiir başka yazılamaz zaten. Alev olmasa menfez yoktur. Dünyanın merkezinde mama patlaması yoksa volkan da yoktur. Volkan olması için içeride patlama olması lazım. Şimdi şairler niçin oraya gidip şiirlerini yazıyor? Yani volkan boğazdır. İçeride ateş yoksa boğazdan şiir dökülmez. Onun için şairler şiirlerinde ahbapları ile görüştükleri menzillerin mururu zamanla harabegahlarını alamışlar. Yani gitmişler, hayal etmişler. Allah Allah ders alıyorduk. Ebemle burada yemek, Allah ebem bana yediriyordu. Aha burada yatıyordum, aha bu oda. Annem rahmetli burada şey yapıyordu bari. Ben burada oynuyordum, bu ağaca çıkıyordum. Böyle duruyorsun, alıyor alev, samanlıka, kirbi çaktın. Yanıyor, için yanıyor. Bu sefer ruh teselli arıyor. Eskide tasavvufta, tarikatta sorarlarmış tarikata gidince. Aşık oldun mu sen hiç? Yok, geç. Sen aşık olandan sonra gel. Ama aşık olan geçebilirse tabii. Şimdi demek ki nurcuların çoğusunu geç diyecekler. Onun için tarikatçı olamazdı sizden yani. Aşık olmadın ki. Oldu mu sen aşık? Olduysa tam sen tarikatçı olabilirdin ha.
Ya Rabbi ya. Elham ne güzel bir Allah'tır ya. O kadar hoşuma gidiyor ki Allah ya. Mükemmel bir şey ya. Ya Allah ya. Allah ne güzel yaratmış. Herkesi farklı yaratmış ya. Tam bir usta. Her neyse. Bunun en firkatli levasını da ben gözümle gördüm. Firkatli levasını ben gözümle gördüm. 200 sene sonra gayet sevdiği dostların mahalli ikametine uğrayan bir adamın hüznüyle onu anlatıyor bak. 200 sene yaşamış olsa, ki eskide 300-500 sene yaşıyorlardı. 200 sene ayrılmış. 200 sene sonra memlekete dönse hüznüyle hem ruhum hem kalbim gözüme yardım edip ağladılar. Çünkü o yukarıdan kaleden baktığı zaman gidenler bilmem bilir mi? Ban Kalesi'ne gidenler bilir. Baktığın zaman böyle hadi oradaki o mahalle gözüküyor. Hakikaten tuz buz olmuş. Oraya bakıyor ama sevgili arkadaşlar sen ben anlamayız. Çünkü sirayet var. Sirayet şu. Sigara içmediğin halde sigara içenin yanında bulunursa sigara kokarsın, siner. Moralin iyiydi, havan iyi, yerindeydi. Bir tanesi olumsuz bir adam, sıkıntılı bir adam, problemli adam. Hep olumsuza odaklanmış, her kötüyü tadat ediyor. Onun yanında oturdun, kesinlikle sana da sıçrar. Başlar sende. Sende de. Moral ne yapsam da bunun yanından kalksam ya. Yani şarap içenin teri bile necisi aynıdır. Sidik gibidir. Eğer ona dokunursanız sidik dokunmuş gibi olacak. Özür dilerim de fıkıhtaki kayda ya. Adam o teri ter gibi dalga yayıyor. Mesela birisi Üsküdar'dan dersten geçiyorum Marmara'yla. Oturmuş böyle. Burnunda nefes veriyor. Bizim için bir manadır o. Bir de böyle nefes verse daha acayip, tamam mı? Burundan iç alevi çıkartmaya yetmiyor. Üçüncüsü bir de el kollu hareketlerle boşaltmaya çalışırsa hepten durum iyi değil. Dayanamadım. Delikanlı. Burnundan nefes veriyorsun. Çok mu derdin var? Durdu. Merak etme gel. Gel beraber biraz konuşalım. Hiç tanımadım adamı delikanlı. Burnundan nefes veriyorsun. Ama şükret ki iyi ki ağızdan beğenmiyoruz. Hiç ses yapmıyor. Öyle ne demek dedi. Bak sen böyle yaptın. Ya böyle yapsan. Ya bir de elle boşaltıyorsun. Üç tane. Bu ne demek dedi. Bak seni anlatayım sana burnundan niye ver. Sonra başladık sohbet etme, dost olduk. Ha? İstanbul Üniversitesi'nde işletmede okuyormuş. Yani beden dili arkadaşlar. Biz kendimizi ele veriyoruz. Böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen, böyle dinleyen. Hepsi ifadedir. Yani acayip bir şey. Hadiseler hep böyledir. Hiçbir şey tesadüf değil yani. Tam bu arada bir teneffüs yaptık. Hadi bir nefes aldık. Gel şey yapalım. 200 sene sonra gelse, birisi geldi. 200 sene sonra, 2 sene sonra, 2 sene önce görmüştüm bunu. Ruhum hem kalbim gözüme yardım edip ağladılar. O vakit gözümün önünde harabe zare dönmüş yerlerin gayet mamur ve şenlikli ve neşeli ve sururlu bir surette bulunduğu zaman 20 seneye yakın en tatlı bir hayatta tedris ile kıymetli talebelerim ile geçirdiğim hayatımın o şirin safahatı, yani eşyaya kişi sirayet ediyor demek istedim. Mesela bak kafadan düşünürken dalga yayılıyor. Biz onu görmüyoruz. Çocuklar görür, hayvanlar görür, cinler görür, melekler görür. Dalga. Kalpteki maneviyat yayılır böyle. Biz nasıl şey yaparız? Simasından anlarız. Olan öngörü külonu gibi sokuyor ya. Buna temiz bir adam ya falan. Diyoruz bu dişe vurmuş. En saydam ve en cami ayna nedir biliyor musunuz? Deri, simadır. Tuvalette, lavabodaki ayna sizi, karşıyı gösterir. Kendi içini gösteremez. Hissiyatını gösteremez. Bu ise senin ruhundakini dışarıya verir. Böyle bir ayna yoktur.
Hiç düşünmüş müydünüz? Bu risalede geçiyor bu mana. Sima. Surette maksat sirettir, ahlaktır, sıfattır. Sonra diyecek ki nereden çıkarttı bunu? 146 emirda bin. Sima, ayna, lavadaki ayna karşıyı gösterir. Kendini gösteremez. Duygularını, hislerini gösteremez. Ama bu öyle bir ayna ki karşıdan etkilendim. Kızarıyorum, utanıyorum, beyazlıyorum. Dışarıyı gösterdiği gibi nasıl bir de bakıyorsun olan adama bak ya sarmadan, fiyakası iyi. Namaz kılıyor, kılmıyor, nurcu, tarikatçı, Türk, Rus, Alman. Geliyorsun İstanbul'a, ona bu Vanlı'ya benziyor. Van'a gidiyorsun, ona falan ilçeliğe benziyor. Burada ne hepsi? Falan ilçeye gidiyorsun, ona bu falan köylüye benziyor, falan köylülere. O köye gidiyorsun, Hacı Mehmet Ağa'nın oğlu galiba bu ya. Hepsi bu gösteriyor. Bu da hariç, saydıklarım hariç, bakara. Bir de kendi hissiyatlarını yansıtıyor. Bu da sirayet ediyor kardeşim karşıya, sirayet. Ustad diyor ki 249 Kastamonu'da, asırda öyle buhran ve bunalım Kastamonu'da diyor, sıkıntı diyor. Bir gün bana da sirayet etti diyor sıkıntı için. Sirayet ha, sıkıntı ustada da sirayet etmiş. Garip garip bakıyorsunuz da, tamam. Varsa Kastamonu'nki herhalde bu olabilir, yok. Şurada olabilir mi? Yok. Peki Kastamonu'muz yok burada. Varsa gösterirdim. Ha, bu sayfayı bulamam. Envar o CD bulurduk. 249. sayfa. Bakayım. Oo. Hiç tutmaz. Zaman vermeyeyim. Var mı abisi? Kastamonu var ama Envar. Yok yok tamam. Kastamonu var ama Envar değil. 249. Bir gün bana diyor o toplumun, insanların sıkıntısı bana sirayet etti diyor. Sirayet. Ustada sirayet etmiş ya. Çünkü 66 Kastamonu'da gene 66'da diyor ki manevi hava bozulursa maddi hava da bozulur. Maddi hava bozulursa manevi hava da bozulur. Bu hayrat-ı muzahrefe herkese sirayet ediyor. Yani bu hayrat-ı muzahrefe şu. Gübreden çıkan kokudan gül kokar mı? Yok. Gübre kokar. Gülden de gül kokar. Gübre kokmaz. İşte buharat-ı muzahrefe. Yani pis şeyin buharı da pistir. Pis kokar. Pis insanın dalgaları da pistir. Atmosfere veriyor. Atmosfere veriyor. Verdiğince de insan teneffüs ediyor, içine alıyor. İçine alıyor. Orayı okuyayım abi. Oku abim, bak. 249. 249. İkincisi, bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Bak. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Bak. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı, hastalığı ya yok veya pek azdır. Ya bir de çareyi 123'te söylüyor Kastamonu. Kastamonu bambaşka bir şey. Sözlerle istikamet bulamazsınız. Sözlerle imanınız inkişaf eder. Eylem ise, istikamet ise, hidayettir, hidayet ise o laikalarla olur. Laikasız, ilmihansız gülemezsiniz. İman yetmiyor. Ameli salih. Amenu ve ameli salihat. Onun için bak bir de 123'te var. Bir de söylediğim bir buharat-ı muzahrefe şeyde var. 66'da. Bak o 123'ü açtın mı? Açtım abi. Aç o. Kaç, üçüncü paragraf ne olacak? Ben tahmin ediyorum ki. Heh. Bütün küreyi arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahatı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Evet. Bu olmasa bak Bremen Afendi 2-3 gün önce bir 40 yaşında bile değildi 37 mi diyor. İntihar etmiş.
Her şey var. Daha 3 gün oldu Türk. Ha, başka şansımız yok. Başka şans olsaydı asıl imamı gelmezdi her 100 senede bir. Ha, başka şans yok. Bak derste de geçti. Adam haşir diyor, naklediyor diyor. Akıl bu yolda gidemez. Kime söylüyor? Peki imanı da, haşir imanı da akla söylüyorsun. Akıl kabul etmedi, nasıl iman edecek? Bak, hutbede diyor adam. Risale okumasan böyle diyeceksin. Bari sus konuşma. Aklı olmayanın dini yoktur. Yani aklı olmayana din teklif edilmez. Haşir diyor, naklidir, aklı değildir. Kuvvetli iman lazım diyor. Neyle iman edeceksin? Akılla. Nereye iman edeceğim? Haşir. Aklın kabul etmediğine nasıl iman etsin? Çünkü alettir. Akıl bir alettir. Risale-i Nursuz olmaz demek için sayıyorum bunları, tekerlemeleri. Olmaz Risale-i Nursuz. Olsaydı gelmezdi. Ama çocuklara davamada bildirmiş Risale-i Nur. Haşir. Kurban olayım sana. Allahu Ekber. O vakit gözümün önünde harabezare dönmüş yerlerin gayet mamur ve şenlikli, neşeli, sururlu bir surette bulunduğu zaman 20 seneye yakın en tatlı bir hayatta tedris ile kıymetli talebelerimle geçirdiğim hayatımın o şirin sefahatı birer birer sinema levhaları gibi canlanıp görünerek sonra vefat edip gider tarzında hayali gözümün önünde epey zaman devam etti. O vakit ehli dünyanın haline çok çok tacip ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar. Yani o kadar kesin ki bu hadise. Ölüm kadar kesin hiçbir hadise yoktur. Çünkü her şeyi tahrip ediyor. Ekseri zikru adimun lezzet. Bütün lezzetleri tahrip edip öldüren ölümü çok zikrediniz. Ölüm kadar kesin ne var? Yok. Peki bu kesin ölüm varken hiç ölümü hesap etmeden hayat yaşamak kadar tacip edilecek ne var? O vakit ehli dünyanın haline çok tacip ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar? Hiç mi bir akrabanın evine, hiç mi yaşadığın yere gitmiyorsun? Hiç mi çocukluk resmin yok? Hiç mi şeyin yok ya? Bak gidiyorsun. Yani ne demektir? Nereye gidiyorsun? Hiç mi mezarlıktan geçmiyorsun? Bak senin için güneş doğmayacak. Senin için buğday çıkmayacak. Senin için balık üremeyecek. Senin için güneş yok artık. Yani gideceğin yer orası kesin değil mi? Nasıl aldatıyorsun kendini? En acayip şey kesin olan bir şeyi yokmuş gibi yaşayabilmektir. Ölüm yok gibi yaşayabilmek ancak hayvanlara mahsus. Ustad da diyor ki ben sana kaç defa dedim hayvan olamazsın. Niye? Aklını çıkartamazsın kafandan. Akıl durmaz. Mazi ve müstakbelle bağlıdır. Geleceğin korkuları geçmişin hüzünleriyle malamaldır. Yani dop doludur. Nasıl bundan çıkacaksın? Nasıl aldatacaksın kendini? Yok nasıl sayacaksın önündeki yolun tam ortasındaki kabri? Bu kesin. Hesap ederken, kabri hesap etmeden nasıl yaşıyorsunuz diye diyor ki o vakit ehli dünyanın haline çok tacip ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar? Tam da neyle tatmin edeceksin? La kara lu kara. Nereye kadar? Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Falanca Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Öyle diyoruz. Belli değil. Zahmetine mi rahmetine mi? Yani o kadar kefenlemişim ki bunlar. Ya. Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlar da içinde misafir bulunduğunu bilbedahi gösterdi. Yani baktığım neyi gösteriyor? Onun tarif olmuş köyler. Ben gittim benim doğduğum ev yok. Büyüdüğüm yer vardı. Kar çökertmiş. Tuz buz. Tahtalarda çürümüş. Bir baktım dikenler sarmış. Sağlam taşlı ev vardı. Bir babaanne vardı çaylili. Bize çocukken bir şey ekmek tutuşturdu. Bir portakal verdi elimize. Allah mekanları sizin de benim de hepsinin geçmişleri, Müslümanların geçmişlerine hepsine Allah merhamet etsin. Taksiratlarını affetsin. O çayeli halamızın taşta olduğu halde pirketli evinde dikenler büyüyor. Evine ya girilemiyor. Sazlık büyümüş, otlar ağaç olmuş.
Acayip acayip şeyler büyümüş içinde. Ne orman olmuş yani. Evin içi ha. Tarlasını söylemiyor. Bu bize bütün dünya fani. İçinde insan misafir olduğunu gösteriyor. Hiç mi böyle dünyaya bakmıyorsunuz böyle filmde diyor. Yani baktığınız zaman Dubai, dünya. Uzaktan baktığınız zaman mavi bir kütle. Bu kadar ya. Kendine vücut rengini verme. Adem'e düşersin. Adem'e demek, Adem'le alakalı bütün gamlar, kederler, hüzünler, korkular bizi sarar. Aciz fark, aciz fark, noksan ve kusur. O başka. Aciz fark, şefkat, tefekkür, mesleğindir. Aciz fark, noksan, kusur, torbana bırakmayacaksın. Kendine vücut rengini vermezsen, bunlar emanet olduğunu ne kadar iman edip hissedersen, ölüm denen bir şey kalkar sende. Çünkü ölen kim ölecek ki? Ben zaten vücut rengini vermedim ki. 26. sözün o hasbiye var ya 4 hatfede, 4. hatfede diyor. Torbanda at, fakir, kusur, noksan. Sen başka hiçbir şey bırak. Ne kadar acizliğini, hiçliğini bilirsen kendine vücut rengini vermezsin. Ruh da benim değil. Emanet. Ruhunu niye kirlettin diyor. Gömlek gibi. Benim gömleğim diyen gömlek değil. Benim atletim, benim cesedim, benim aklım, benim ruhum, benim ruhum diyen ruh değil. İşte bunlara ne kadar iman edip hissedersek varlık anlayışımızı düzeltiriz. Ve kendimize vücut rengini vermeyiz. Adam ben derken cesedi kastediyor ya. Bu adam ölecek tabii. Ben derken bunu kastediyorsan ne mutlu sana, öleceksin. Ama ben derken ruhunu bile, aklını bile kastetmiyorsan, ben olan beni kastediyorsan ölüm ne? Ona zaten ulaşmıyor ki. Ölümle alakası yok onun. Böylelikle ölüm korkusu ortadan kalkıyor. Bırak ölümden, ölecekler korksun. Ceset korkacak, şey ölecek. Ruh korkmayacak ki. Küllü ruhun demiyor. Küllü nefsin zayikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Nefis de bedendir. Beden ruh. Bedenden ruhu çıkarttın mı? Bunun adı ölüm. Neresi ölüm? Ruhu kurtardın işte. Ölen cesettir. O zaman ölümden kim korkacak? Ceset ölüyor, o korksun. Niye bana çaktırmadan hissettiriyor kendi korkusunu benimmiş gibi? Ceset alakalı kardeşim bu. Sen ceset misin? Zaten hocam enaniyetin 3 tane sebebi var diyor ya, bu ham diye özleştirdiğimiz. Ya haksızlık mevhum, aynı davranını bilmemek ve mevhumu muhakkak zannedip Adem'e vücut rengini vermek. Evet, ya aferin ya, maşallah. Neydi bu? Yani enaniyetin sebeplerinden. Evet, enaniyetin sebeplerinden ve bütün dertlerin kaynağı bu. Şualar 83. Ne diyor? Ham. Hatay, Ankara, Manisa. Ham. Haksız temellük. Senin değil, benim diyorsun. A. Aynı darlığını bilmemek. M. Mevhumu muhakkak bilmek. Mevhum yok öyle bir şey. Benden de bir şey yok ki. Bu zaten onun. Ruh da onun. Niye kirlettin? Tamam. Ruhumu bak. Ruhumdan öfledim ruhunuzu. Ben olan ben ruh değil ki. Benim ruhum diyen ruh değil. Mevhum ya. Emanete kullanıyorsun. Ya ben bunu emanet kullanıyorum. Buna ben gözlüğüm demek nerede? Bu benim demek nerede ya? Ama bunu ne kadar fikir bu dersleri konuşa. Su kayaya vura vura kayayı oyduğu gibi konuşa his olacak. His olunca da ölen. Kim? Diri olan ölür zaten. Nefsini yaşamazsan, sünnet hissini yaşarsan sen zaten ölmüşsün. Kendini yaşamıyorsun ki. Sünneti yaşıyorsun. Başkasını yaşıyorsun. O zaman sünnet hissini yaşayan zaten öldü. Ölenler de ölmeyecek zaten. Ustad Resulullah diyor ki ölmeden önce ölünüz. Mutu kablente mutu. Yani kendinizi yaşamayın. Sünnet hissini yaşarsan başka şeyi yaşıyorsun. Kendini yaşamıyorsun. Sen zaten nefis cihetiyle öldün. Kim ölecek ki daha? İdam olana bir dakika gömeyin, 2 sene hapis cezası var denilir. Zaten ölmüş bu adam. Namaz kılıyor öldü. Nefis cihetiyle öldü. Oruç tutuyor, nefis cihetiyle öldü. Zina yapmıyor, nefis cihetiyle öldü. Zekat veriyor öldü. Şimdi ne ölecek başka? Zaten öldürdü, bitirdi.
Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlar da içinde misafir bulunduğunu bir ve daha gösterdi. Ehli hakikatı mütemadiyen, bak ehli hakikat bak ne diyor. Keseceğim arkadaşlar. Dünya gaddardır. Dünya mekkardır. Hilekardır. Çok aldatıcıdır. Nakördür demek yani. Mekkardır. Fenadır. Aldanmayınız demeleri ne kadar doğru olduğunu gözümle gördüm. Hem insan nasıl cismiyle, hanesiyle alakadardır, öyle de kasabasıyla, memleketiyle, belki dünyasıyla da alakadar olduğunu kendim de gördüm. Çünkü ben vücut itibariyle ihtiyarlık rikatinden iki gözümle ağlarken, medresemin yalnız ihtiyarlığı değil, belki vefatından dolayı 10 gözde ağlamak istiyordum. Ve o şirin vatanımın yarı ölmesiyle, 100 gözde ağlamaya ihtiyacım vardı. Rivayeti hadiste vardır ki, çok acayip bir hadise bu da. Rivayeti hadiste vardır ki, her sabah bir melek, bir melaike çağırıyor. Lidu lil mehti vebnun lil harap. Lidu lil mehti vebnun lil harap. Yani ölmek için tevellüt edip dünyaya gelirsiniz. Harap olmak için binalar yapıyorsunuz. Ölmek için dünyaya geliyorsunuz. Harap olması için binalar yapıyorsunuz. Ben bu otobanlarda falan yollardan giderken benim biraz yeni başladı böyle bir düşünce. Ulan bu yol benden daha fazla yaşayacak. Bu duvar benden daha, şu köprü benden daha uzun yaşayacak. Tamam. Ağaca diyorum ulan benden bahtarsan fazla duracaksın bende. Kristiye. Hep böyle başladı bende. Manyaklık başladı böyle. Sen benden fazla yaşayacaksın. Ağaca bir gün dedim. Ağaç ne dedi biliyor musun bana? Diyeceksin siz şizofrenisin, hastasın. Tamam. Ağaç dedi ki bir dakika. Senden fazla yaşayacağım ama dedi ben keresteyim dedi. Sen dedi bir saat yaşasan insan benden kaliteli yaşıyorsun. O da öyle dedi. Hoşuma gitti o zaman. Ulan insanmışım ya. Anlamadım ya. Ahseni takvim. Ahseni takvim elhamdülillah. Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin bir cümle var. Garip. Yani alışmadığımız bir cümle söylüyorum. İşte bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum. Gözle işitilir mi? Bu hakikati, bu anlatılan hakikati o Van Kalesi'nden bakıyor ahrabezare olmuş, Ermeni istilasından tahrip olmuş. Şehirdeki bu anlatılan bu kadar yarım saatlik dersi bunları o şehirden işitiyordum. Ama kulağımla işitmiyordum. Kulağımla işitseydim orada olacaklardı. Gözümle işitiyordum. Gözüyle işitiyorsa kulakla da görüyor. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Tuhaf tanımlama değil mi? Bak bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum. Evet o vaziyetim o vakit beni nasıl ağlattırmış? 10 senedir hayalim o vaziyete uğradıkça yine ağlıyor. O zaman hayaline sahip ol ben sana cenneti vereyim. Evet binler sene yaşamış o ihtiyar kalanın başındaki menzillerin harap olması ve onun altındaki şehrin 8 sene zarfında 800 sene kadar ihtiyarlanması ve kan altındaki gayet hayatlar ve mecma ahbap olan medresemin vefatı, umum Osmanlı Devleti'nin de bütün medreselerin vefatını gösteren cenazesinin manevi azametine işareten Koca Van Kalası'nın yekpare taşı ona bir mezar taşı olmuş. Adeta o medresedeki 8 sene evvel benimle beraber bulunan merhum talebelerim kabirlerinde benimle beraber ağlıyorlar. Belki o kasabanın harabe duvarları, dağılmış taşları benimle beraber ağlıyorlar ve onları ağlıyor gibi gördüm taşlar. Çünkü sirayet etmiş. Sirayette bir örnek de vereyim de farklı. Türkiye'ye gittiğiniz zaman büyük camilere, İstanbul'a veya memleketinizdeki camilere gidince eskiden kalma, Osmanlı'dan kalma camiler var ya. Oraya gittiğiniz zaman ne hissediyorsunuz? Cumhuriyet döneminde yapılan camide ne hissediyorsunuz? İkisi de taş. Farklı değil mi? Peki ne var onda? Ecdat ruhunu taşa sindirmiş. Hani var ya, balık pişirirseniz duvarlar balık kokmaz mı? Balık kokusu duvara sinecek, senin duyguların duvara sinmeyecek. Biraz da Sultanahmet
Evet, Sultanahmet'te değil mi, Beyazıt'ta? Acayip değil mi Sultanahmet? Bak canım benim, böyle ya. Demek ki zevk alıyorsun orada namaz kılmaya. Keyif değil mi böyle, hakikaten öyle ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Ya Eyüp, ya o. Eyüp Sultan da öyle. Ama Cumhuriyet döneminde ne verirsen elinle, o gelir seninle. Haram mı, helal bakmadan, cunup mudur, adam temiz midir, bilmem nedir falan, namazı var mı, alınır mı deme, onunla alınan parayla yapılan camide. Allahu Ekber. Filmler oynuyoruz namazda. Sultanahmet'e gittiğin zaman veya yani gusul iktiza eden bir orada şey varmış. Taşı götürüp geri getiriyormuş. Götürüp geri getiriyormuş. Yeni camiyi yaparken. İlgiyi çekmiş. Ondan sonra Mimar Sinan çağırmış. Oğlum demiş, taşı getirdin geri getiriyoruz. Efendim fakirim demiş. Çalışmasam aç kalacağım. Bu taşı da oraya götürsem olmaz. Niye olmaz dedi. Çünkü gusul yapmam icap ediyor dedi. Orada yatıyorlarmış, kalkıyorlarmış. Tamam ya. Camiyi durdurmuş. İlk önce ecdat hamam yapmış. Caminin yanında. Hamam yapmış. Yıkanmak. Şimdi olsa lan bas lan çimentoyu ya, demir ya. Taş lan taş, ne olacak? Adamın ruhu taşa siniyor. Çalışıp da kazandığınız pirinç çocuğunuza yedirin. Çaldığınız pirinci yedirin. Çocuk aynı mı olur? Babalarınız demiyor mu? Oğlum ben sana çalıp çırpıp yedirmedim. Hakikaten senin baban Bekir abi. Ben dedi hocam pek şey yapamadım ama dedi oğullarıma, çocuğu kendime hiç haram yedirmedim. Hakikaten de şeydir ha, böyle yamuk yumuk şeyleri de yok yani evlatlar. Antikadır yani. Çok doğal. Allah Allah. Arkadaşlar taşlara sirayet ediyor. Kabirlerinde benimle beraber ağlıyorlar. Belki o kasabanın harabe duvarları, dağılmış taşları benimle beraber ağlıyorlar. Hikaye değil bu risale. Ve onları ağlıyor gibi gördüm. Ben o vakit anladım ki vatanımdaki bu gurbete dayanamayacağım. Ya ben de kabre onların yanına gitmeliyim veya dağda bir mağaraya çekilip ecelimi orada beklemeliyim diye düşündüm. Dedim madem dünyada böyle tahammül edilmez bir sabır şikem, mukavemetsiz yandırıcı fıraklar var. Yani dünya böyle bir şey. Elbette mevt, madem dünya böyledir, elbette ki ölüm hayata racihtir. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. Hayat hakikaten çekilmez. Adam batsın bu dünya diyor adam. İndirin beni dünyadan demiş, şarkı yapmış adam. Bunu çalarken intihar edenler var. Ben sizin Unkul'da imamlık yaparken orada rastladım. Ya Türk intihar etmişti. O ne nehri diyor, gemiler çayıyor. Mine. Kayn mı? Bir şeyde, Linz'de, Kölünden 42... Kayn. Evet. Orada bir gemiler çalışıyor, nehir. Evet, evet. Orada böyle kasten uçmuş. Ondan sonra ben hoca olduğum için orada o hastaneye gittiğim zaman polis şeylerini teslim etti de teyipten ben de ona şeytanlık var bizim kafada da buna demedim. Ona dedim teyipinde ne çalıyor dedim. Her CD ismi alayım. Ailesine her şeyi verdim, onu vermedim Selahattin'e. Ona ben gittim lojmana koyup taktım. Tam bittiği yerde şu çalıyormuş. Batsın bu dünya. Orhan abisini dinliyordu. Öyle gitti. Eğer Hasan abisini veya Said Nursi abisini dinleseydi bugün yaşardı belki de. Yaşasın bu dünya diye başlayacaktı. Allah Allah ya. Acıyorum be kardeşim. İçim yanmasının ifade ediyorum. İçim gidiyor yani. Vallahi gidiyor. Birisi böyle bir başına bir hal getirirse suçlu hissediyorum kendim. İnanın bana bak, buna yemin ederim. Ben buna varamaz mıydım? Niye ben ona varamadım? Niçin ben ona Risale-i Nur götüremedim? Vallahi suçlu hissediyorum. Ona suçlu hissettim. İki günden beri o çocuğun Bremen Afendi'deki intiharını belki de 20 defa tadat etmişim. Görmemişim. Tanımıyorum ha. Tanımıyorum, duymuşum. Hiç tanımıyorum. Ama eğer azap vermeseydi bana, etkilenmeseydi ikide bir ağzıma onu alamazdım. Suçluluk hissediyorum. Birisi atlasa kendisini nehre, trene suçluluk hissediyorum. Niçin? Ben buna niçin Risale-i Nur'u götüremedim?
Niçin ben ona ulaştıramadım? Niçin Ahmet kardeşle Mehmet'le uğraştım da onunla uğraşamadım? Niçin onunla bununla kavgaya itilip kalkılmaya şu bu duygularla meşgul olup da ben onlara ulaşamadım? Suçluluk hissediyorum. Ve tenkitler, bilmem şeyler gözüm görmüyor. Ne yaparlarsa yapsın. Çünkü ben onlara ben nasıl ulaşamadım diye azap çekiyorum. Nurlar ulaşsaydı belki de şey yapacaktı. Dedi madem dünyada böyle tahammül edilmez sabır, şikem, mukavemetsiz, yandırıcı fırkatlar var. Elbette mevt hayata racihtir. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. O vakit cihat-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Karanlıkta gördüm. O şiddetli teessürden gelen gaflet, yani o sıkıntıdan insan yaymanla ve Kur'an'la dedi iki şey söyledi başta. Kur'an ve imanda teselli bulacaksın. Veya o sıkıntıdan kurtulmak için gaflete dalacaksın. Çal oynasın, pat topat çalsın yapacaksın. Başka şansın yok. Bak ne diyor? O şiddetli teessürden gelen gaflet bana dünyayı korkunç, boş, hali başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. Onun için intihar ediliyor. Artık hayat manasını ifade etmiyor. Hayatın içi boş oluyor. Manasız oluyor. Hayatta heyecan olmuyor, canlılık olmuyor. Gaye yok çünkü. İçi boş. O zaman yaşamanın ne manası var? Hayatın manası gidiyor. Diyor ki bak, dünya bana korkunç, Hasan, boş, hali, başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta istinat ararken ve ruhta ebede karşı uzanan hadsiz arzular tatmin edilecek bir nokta istinat tarih ederken yetmiyormuş gibi bu kadar dertler ruhumda bir de nokta istinat arıyor. Ruhun istediği ebed, sonsuzluk, bir anda her yerde olmak gibi bütün o istekleri hiçbirisi karşılık bulmuyor. Boşluğa düşüyor. Yani bu dünyadaki hadiseler yetmiyor. Bir de ruhsal sıkıntı. Şimdi bak çare olacak, onun için çabuk okuyorum. Çare nedir? Dertler imal etmiyor. Şimdi çareyi söyleyecek biraz sonra. Tahri ederken ve o hadsiz firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken Kur'an'ı birden Kur'an-ı mucizül beyan Sebeha lillahi ma fi semavati vel ardı ve huvel azizul hakim Lehül mülkü semavati vel ardı yuhyi ve yumit ve huve ala külli şeyin kadir ayetinin hakikati tecelli etti. O vakit bak şimdiye kadar yarım saat konuştuğumuz şeyler var ya şimdi çareye döndürdü. Çare denilen yarım paragraf okuyacağım, keseceğim. Ayetinin hakikati tecelli etti. O rikatlı, firkatlı, dehşetli hüznü hüzünlü hayalden beni kurtardı. Gözümü açtırdı. Bakayım nasıl kurtardı. Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Yani o Van şehrine bakıyor Tarık. Ona abi bakmıyor ki sağda solda ağaçlar varmış. Meyve de vermiş. Meyveler varmış bak. Teselli nerede buluyor bak. Sebehanillahi mafise mahat ve lal mühevel azizun hakim bak. Bak ne diyeceğim. Bunun ortamın içinde başka bir eğitici o binaları görmüş. Başka şey de varmış. Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveler, meyve, kenarda meyve varmış. Tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et. Meyveler diyor ki, bize de dikkat et. Yalnız harabe zare bakıp durma diyorlardı. Meyveler diyor ki, ne kardeşim böyle ya? Ne bebeliyane diyorsun? Ne kafayı diktin oraya? Görüyor musun bak meyve ağaçları var. Biz varız diyor ya. Gülüyorlar çiçekler falan, kelebekler, kuşlar. Bu ayet-i kerimenin hakikati böyle ihtar ediyordu ki Van sahrasının sayfasında misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektubun Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesinden neden seni bu kadar mutesir ediyor? Neden? İnsan eliyle yazılan bu mektup Rus istilasıyla silinmesi seni neden bu kadar mutesir ediyor? Asıl maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakkaş Ezeli'ye bak ki bu Van sayfasında ve mektubatı Kemal-i Şaşa ile
eski zamanda gördüğüm vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar. O yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların niye ağlıyormuşsun biliyor musun? O boş, yok olmuşlar. Zannettiğin şey neymiş? Maliki hakikisinden gaflet, dertlerin kaynağı bak bu, çaresi bu. Maliki hakikisinden gaflet, insanları misafir tasavvur etmemekten ve malik tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor. Bir daha okuyayım. Öyle yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların maliki hakikisinden gaflet ve insanları misafir tasavvur etmemekten ve insanları mevcudata malik tevehüm etmek yanlışından ileri geliyor. Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı. Ve o hakikati tam kabul etmeye nefsi hazırlandı. Evet, nasıl ki bir demir ateşe sokulur, ta yumuşasın, güzel ve menfaatler bir şekil verilsin. Demiri mesela tutun, demire örse koyun, soğuk demire çekici vurun, tam tam şekil veremezsiniz, ezemezsiniz. Ama demir ateşe sokarsınız, demir kızarır ve şekil şey yapar, yumuşar. Vurduğun zaman şık erir, şekili verdin, demirdi, suya da soktun oldu çelik. Demek ki demir ateşe sokulur, şekil vermek için. İnsanlar da hadiseler ateşine sokuluyor, şekil alması için. Çünkü servet ve sihat eğitici ve öğretici değil. Fakirlik ve musibet, hastalık eğitici ve öğreticidir. Ateş gibidir, sokuyor oraya fırına, ayandım Allah'ım diyor, çare arıyor. Bakın bakalım, ha ha ha, hu 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 olanlar dini mi arıyor? Ya canım sıkıldı hocam ya falan. Ya Allah Allah, yaşama tadı kalmadı heyecan falan. Ne sıkılıyorum doktor bey falan, panik atak, depresyon. Peki bunlar nereden çare arıyor? Dinden çare arıyor. Hani ben biraz önce seni derse davet ediyordum, zamanım yok diyordun. Sana zamanı verene zamanın yoktu. Ne oldu şimdi? El falan çek, takus koy. Hocam ne zaman ders oluyor? Ya... Evet, nasıl ki bir demir ateşe sokulur ta yumuşasın, güzel ve menfaatler bir şekil verilsin, öyle de o hüzün engiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. Kur'an-ı Mucizül Beyan mezkur ayetin hakikatiyle hakaik imaniyenin feyzini tam ona gösterdi, kabul ettirdi. Evet, lillahilham, şu ayetin hakikati İman feyziyle 20. mektup gibi risalelerde kat ispat ettiğimiz gibi herkesin kuvveti imaniyesi nispetinde inkişaf eden öyle bir nokta istinad ruha ve kalbe verdi ki o vaziyetin dehşetinden 100 derece ziyade korkunç zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imani billah'tan verdi ve ihtar etti ki diye devam ediyor. Yani İman, imandan başka, kuvvet imandan başka bu hadiseleri tahammül edecek güç ve kaynak malzemesi yoktur. İmanımız ne kadar inkişaf ederse o nispette insan bunlara tahammül edebilir. Çünkü onları yorumlar, onları izah eder, göğüsler yani. Bak görüyor musun? Koca bir şehrin tahrip etti ustadın ruhunu ama hemen yanı başındaki bir meyvedeki, ağaçtaki meyve onun nazarını çevirdi ve şu ayeti gördü. Sebbehallillahi mafise mahtıverar ve vel azizu hakim. Tesbih ederler. Allah'a zikrediyorlar. Sema ve az ve içindekiler şeyi. Görmüyor musun bunları? Bunları sen şey mi, tek başına mı zannediyorsun? Sen üzülmenin sebebi maliki hakikisinden gaflet ediyorsun. Allah'ı unutan bir nazarla baktın. İnsanları misafir kabul etmediğinden, insanları şehre malik zannetme yanlışından gelmiş bu. Üç tane sıfat. Bir, maliki hakikisinden gaflet. İki, insanları misafir tasavvur etmemekten. Üç, insanları malik tevehüm etme yanlışından geliyor. Sıkıntı, buhran ve bunalımlar. Çare de bu değil. Çare iman. İman dersleri. Ve ahir davahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selavat.